Kaç Yani arabada kaç kişi var onu da bilmiyorum ama. Arabada kaç kişi olduğu pek önemli değil de. Hani arabada olmasa. Evet. Hepsi arabada. Evet Mustafa Efe. Yani şu an hazırlıksızlar. Tam öne geçiyordu bir anda Salazar öne geçti. 10 kişiyle. Ama direkt alacak mıyız? Yoksa konuşacak olay mıyız? Belli konuşacak bir şey yok. Bu kadar iki kişi şahit küfür etmişler. Sizi öldüreceğiz geberteceğiz demişler. Karşılığını vereceğiz. Ama Lopez. Arabayla bunlar gidelim. Ne bekliyorlar? Kesin değil mi abi? Şimdi şöyle bir durum var baba. Zaten bu dükkanındakileri falan da alsak. Araçtakiler iner diye düşünüyorum. Sonra da onlara patlarız. Yani araçtakiler ne yapacak ki? İşte belli de olmaz. Bilmiyorum. Ezerler mi? Ezerler mi? Tribe girerler mi? Salazar! Mustafa Efe 20 yolluyor. Salazar da ardına 50 yolluyor. Doğruladınız mı bunun rebels olduğunu? Salazar 660'la liderliğini bak, sürdürüyor. Yalan yanlış bir şey çıkarsa ölürsün biliyorsun. Eyvallah. Mustafa Efe'cim. Bak sana iyi rakip geldi bugün ha. Tamam abicim o zaman. Eminim diyor oğlum adam. Sıraç. Efendim. Ne diyorsunuz dalalım mı direkt? Arabalardalar ama. Ezme durumları olabilir. Yayan yakalamak lazım bence. Tabii sen bilirsin de. Dur bakalım bir tilt etmeyi deneyelim. Bir kere daha kapıların önünden bir geçelim bakalım ne yapıyorlar. Tamam. Tamam Batu. Salazar bir 50 daha yolluyor. Mustafa Efe 50 yolladığı an Salazar. Oğlum Salazar harbiden kinlendin mi? Ne yaptın lan? Mustafa Efe yolladığı an yollamış. Aynı anda yolluyorlar. Yakalayamıyorum ki. Salmam diyor bir de. Bak yine arabada bekliyor oğlum. Bunlar neyin peşinde lan? Bir tanesi arabanın tavanına çıkmış. Zaten 3-4 tane araba. Evet Mustafa Efe 100 daha yolladı. Liderliği kaptı 770'le. Derken Salazar bir 90'la lider benim diyor yeniden. Harbiden manyak bir kapı. Chat'te daha büyük kapışma var bizim buradakinden. Ya işte tabanca olacak var ya dalacaksın. Arabanın içi miçi hepsini sıkacaksın ya. İşte sıkıntı. Evet Salazar yeniden liderliğe oturuyor. Çok büyük bir kapışma çıkıyor. Devam edin oğlum dövüşün dövüşün. Chat'imiz mağdur olmasın. Herkesin aboneliği olsun. Sami. Sami. Benim arabada yok. Sami Şahin abi, mi var arkada? Kim var? Arıyor. Sami ile Şahin buraya bir gelsin bakayım ikisi. Şahin abi patron seni de çağırıyor. Beyler ne diyorsunuz? Bunlar arabalarda bekliyorlar. Birisi arabanın tavanında bekliyor. Şimdi biz oraya gitsek. Bunlar araçlardan inmeyecek. Ne diyorsunuz? Silah yok ki. Silah yok işte. Silah olsa hani... Ya bunlar arabaya her türlü binecekler zaten. Bunlar niye arabada bekliyor onu da anlamadım. Normal gitsek oraya. Pitleyerek bozalım arabaları. Bir anda ondan sonra arkadan da alsak peki. Oğlum adamlar arabada duruyor. Arabadan yok, inmiyor araba ki. Normal oraya gideceğiz araba yaptırıyoruz hesabı. O şekilde gitsek o esnada. Bizi tanımıyorlar sonuçta. Tanımayalım bir ton adam var. Kıyafet değiştireceğiz. Biz gideceğiz oraya Şahin'le atıyorum mesela. Oğlum baksana şey yapmışlar ya. Kendi aralarında bize karşı bir kin güttüklerine göre bizimle ilgili bilgileri var. Biz çok gezmedik Sami'yle. Bizi tanımıyorlar. Bizi hiç tanımıyorlar. Ben o yüzden biz Şahin'le bizi şey yaptım direkt. Beni tanıyorlar mı oğlum? Beni hakkımdan tutmuşlar. Seni tanımıyor yok ki patron. Seni doğru. Yani öyle tanımıyor yok patron yani. Mantıklı. Siz bir gidin ikiniz bakayım bir gözlemleyin. Yani bize yapalım, haber edin. Tamam. Siz bize dallayın dalalım. Tamamdır. Biz bir kıyafet değişelim o biz zaman şu sonradaki arabayı çıkarız. Alalım. Tamam biz sizden haber bekleyelim o zaman. Tamam şu an. Tamam biz biraz ileride bekliyoruz. Tamam. Siz arkadaki biz arabaya geçin. Yürüyeceğiz tamam. Arkadaki arabaya geçin ya da bir başka arabaya geçin. Anahtar ver bize. Var anahtar. Evet var. Salazar bir 50 daha yollamış. Mustafa Efe 50 yolladı daha yine. Aynı anda kıyafet yollamışlar. Kıyafet değil Şahin biz kıyafet tamam. Derken Salazar üstüne cila atmış yüzde. Hadi. Ya. Bizimkiler takip etsin. İyi bizimkiler yaptırdı ya, esnada. Biz o esnada patlayalım o zaman bunları. Tamam. Bana haber verin. Şey. Umarım patlayabiliriz güzelce. Sizce patlayabilecek miyiz? Patlarız herhalde ya. Ya işte silah olacak var ya. 50 kere vurmuştuk çıkmıştık ha şimdi.
Şimdi silah olsa patır patır patır. Salazar sen neler yaptın ya? Salazar 1000 yaptı arkadaşlar. Salazar 1000 yaptı, işi bitirdi. Mustafa Efe 820, artık aradaki fark 180. Yetişirse telsizden seslenirsin. Merhaba, merhaba. Bence raconu kesti, işi bitirdi Salazar arkadaşlar. Ne diyorsunuz chat? Ulan chat'in hepsi abone oldu ha. Vita Bey. Sen kimsin? Konuşabilir miyiz? Sen kimsin dostum? Numeral. Kim? Numeral. Numeral kim? Toplantı dün davet ettiniz, gelmediniz. Ha Numenor mu? Kaçtı pardon, evet. Pardon elimizden kaçtı. Bir dakika konuşuyorum ya. Ne oluyor oğlum? Vita Bey. Neden gelmediniz acaba toplantıya? Beyler sizde bir şakacılık seziyorum gibime geliyor ama. Yok yok estağfurullah. Yok estağfurullah. Dün işim sadece çıktı size ya. Söyledik yarın yapacağız diye. Sizde yok demiştiniz. Size toplantı olmadı haliyle. Ha, biz bugün dün demiştik dün gelmediniz. Evet biz de dedik müsait değiliz yarına geleceğiz yok dediniz. Hmm. Orayı ben görmedim. Mailde. Evet yapacak bir şey yok o zaman değil mi? Anlıyorum. Bunlar ne diyor oğlum? Galiba konumuz kapandı diye düşünüyorum. Evet evet. Peki hadi iyi günler size. İyi günler Vita Bey. Oğlum bunlar ne diyor lan Taylan? Sanırım mal. Sen konunun kapandığında sen deklar ediyorsun baba. Bence mal yani. Biri diğerini konunun alıyor kucaklığına götürüyor. Diğeri bir şey diyor. Adama konunun kapandığını bile... Numerol, Numerol diyor. Adamların adı Numenor. Evet. Numerol mu oğlum bunların adı? Küfür mü? Numerol Numenor ya. Salak yanlış söyledi. Bir şey dedi de ne dedi ben duyamadım. Ben duymadım ne diyor? Ya duyamadım. Dedi amına kocam bunu dedi de. Bence çok önemli değil. Bence yani. Bu Numenor salak. Bile olmayabilir sanki. Bir daha söylesene. Maymun gibi ben bir şey geldi. Ben dinleyeceğim şimdi patron. Mekanik bomboşmuş baba. Kimse yokmuş mekanikte. Toplantının iptal olduğundan haberi yok ya. Numenor değildir bu. Belki date edeceğim onları. Ya bu Numenor komedi filmi gibi bunlar ya. Bence trolldü bunlar sanki. Bağmadı onları. Troll gibi geldi bana. Tamam bağma damalar mıymış şu an? Bağma bir baksınlar şimdi. Bir de oraya baksınlar. Boş diyor. Oğlum nereye gitti ki bunlar? Malikanelerine gitsinler. Malikaneye bir bakın Şahin. Sıra sizin arabada boş yer alındı. Gel abi. Oga burası da malikaneler yuvası arkadaşlar. Gel öne geç. Yok yok gerek yok. Bunların adı neydi la bu gittiklerimize? Ha Rebels. Bunların malikane nereymiş? Tamam bekliyoruz. Ha bu Numerol'un ki. Numerol. Heh, Rebels'i bulduk. Tepedeki kuleli. Biz bir devriye atalım bakalım. Belki denk geliriz. Gel takip. Mustafa... Mustafa Efe reis bu savaşı kaybetti, evet. Ama Mustafa Efe de yine önemli reislerden bir tanesi. Ama Salazar bugün yemin Sami etmiş. Sami oralarda mıymış? Kazanmaya baktınız yemin mı? Etmiş. Salazar işi bitirdi valla. Ama Mustafa Efe'yi de tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Mustafa Efe reis de ayrı bir reistir yani. Salazar'ı da lider olduğu için tebrik ediyoruz. Ne yaptı lan bu salak? Bu demek ki sığır değil mi lan? Yok o sığır değil herhalde. Bir daha söyle bakayım. Mustafa Efe para çekmeyi... Mustafa Efe chatte misin? Mamanın orada iki araba varmış o. Ne renkmiş? İki araba bunların arabadan. Hmm. Takip edelim mi diyor.
Yok, şey yapsın bizimkiler. Şeyler değil mi? Samiler. Evet, evet. Bunları konuşturmayı araçtan indirmeye çalışsın bakalım. Onları bir araçtan indirmeye... Onları bir araçtan indirmeye çalışsanıza. Araçtan indirmeye çalışın. Eğer inerse... Abi esinler patlayalım. Komut versin. Bir şeyler desin. Araçtan inerlerse, inerlerse hepsi ama. Hepsi inecek. Numenor değil mi onlar? Kesin o gördüğümüz araç. Şey, Rebels. Pardon. Yanlış söyledim. O gördüğümüz araçlar değil mi onlar? Kıyafetçiye giriyorlarmış. Hepsi iniyormuş orada. Ha, nerede? Hangi kıyafetçi? Mekaniğin üstündeki kıyafetçi. Hadi o zaman. İniyorlar mıymış ya? Bir hepsi inecek burada. Playboy'un altında diyor. Bakayım. Heh, şura. Karşımız mı direkt? Evet. Bakalım, tamam tamam, biliyoruz biliyoruz. Hepsi indi mi orada? Hepsi indi mi? Çıkmışlar. Ne ara girmişler de çıkmışlar oğlum? Ne ara girip çıktılar ya? İki kişi inik varmış orada. Kıyafetçin tam orada. Oğlum bunların o adamlar olduğuna emin miyiz? Bunlar farklı farklı giyiniyor bunların. Bunlar o adamlar, emin miyiz? Rebels mi bunlar acaba? Rebels mi bunlar? Malikenden çık. Malikane mi? Mekanik olmasın. Ya heriflerin tipini de anlayamıyoruz. Malikenden çıkmışlar. Peki nereye gitmişler konum olarak bunlar? İki kişi değil, hepsini kesmemiz lazım. İki değil, hepsini bir daha söylesene baba, ne sorayım? Nereye gidiyorlarmış şimdi bunlar? Sonuç olarak nihai gittikleri bunlar yer şimdi ne? Şimdi nereye gidiyorlarmış belli mi? Nereye gittikleri? Mekaniktelermiş yine. Hepsi mi? Hepsi mi mekanikteymiş? 3-4 araç varmış, buralım bizimkileri ya, çok devreye bekliyoruz. Sokalım mı diyor. Tamam, yapsınlar planı, başlatsınlar, haber tamam, etsinler, dalalım. Planı başlatın, haber etin, dalacağız. Hadi bakalım bu sefer ne olacak, göreceğiz. Ne izinsiz olsun oğlum? Taylan. Efendim abi. Biz nereye gidiyoruz tam olarak? Rebels'e. Tamam, neresine gidiyoruz? Bunların mekanına mı gideceğiz? Mekaniğine. Böyle hadiye basabiliyoruz mu mekaniği? Basmayacağız ki mekaniği. Onlar inik olacak o mekaniğin karşısında. Biz de vuracağız onları, yani bıçaklayacağız. Siz bir rahatta kalın oğlum. Karışmayın benim işime. İn lan arabana. Yürük. Hoş geldin abi. Bakarası bir yere doğacak olan yeğenimize hediyemiz olsun. Aki. Aki ve Salazar'da. Eyvallah Salazar, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Uyar. 1000 kişiyi bugün coşturdunuz valla. 1000 senden, 800 de Mustafa Efe'den. Eyvallah. Konum geldi Sami'de. Basıyor muyuz? Yok, işler araçlar. Nereye gidiyorlar? 3 kişi. Nereye üç gidiyorlar kişi araçlar? Ulan tüh, üç tam bu dışarıda. 3 kişiler gitmişler. Tamam, kapının önünde 3 kişi mi varmış şu an? Evet. Şu an kapının önünde 3 kişi mi var? Şunları bir doğrayarak başlayalım o zaman. Evet diyor. Tamam hadi. Araçtalar mı, inikler mi? Oğlum bu nasıl bir info anasını satayım? Kapının önünde adamlar içeride duruyor. Kimin kim olduğu adamlar, belli değil. Hangisini keseceğiz? Adamlar içeride, bak müşteriyi de yanlışlıkla kesebiliriz. Adamların kim olduğunu bulmanız lazım. Bir de kapının içinden giremeyiz zaten. Yok, gireriz de adamın kim olduğunu bir önce tespit etsinler. Adamın...
İki tane beyaz kıyafetli, bir tane kırmızı kıyafetli varmış. Üç kişilermiş toplam. Tamam, hangilerini keseceğiz başka biz? Kimse... Beyaz ve kırmızıyı mı? Hangilerini keseceğiz biz onları? Dur bir. Dostum merhaba. Ha buyurun. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Camını açar mısın? Bir şey soracağım ya. Çantadım. Ya senin bu aracın modeli nedir? Sağ çekin gençler. Efendim? Aracın modeli nedir aracın? Washington. Washington. Aynen. Ne bunun rengi ne? Vallahi bu kahve. Kahve. Ya ilginç bir arabaymış. Kaça aldın bunu? 7000 dolar civarında falan dolar. Ya. İyi fiyat. Aha. Buyurun memur bey. Fiyatı güzel. Yolu böyle kapatmazsak çok iyi olur. Çünkü araç geçişleri için risk oluyor. Tamam memur bey, sağ ol. En sağ şeritteyiz ya. Ya dostum ben başka bir şey soracaktım da polis gelince biraz sıktı. Sıkıntı yok. Sen ne iş yapıyorsun ya? Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Dolanıyorum öyle genel olarak. Öyle mi? Bir yerde çalışıyor musun? Ha yok. Anladım, tamam. Ya şurada bir tane mekanik var da tanıdığın var mı diye soracaktım. Valla ben de oraya bir gittim de aracı rengini değiştirecektim. Farklı bir şey yapacaktım da. Aha. Çok ilgilenen olmadı. Ben de o yüzden bu tarafa aynen geldim işte. Tamam tamam birader. Etrafı dolaşıyorum. Kusura bakma. Sağ ol. Yok be, estağfurullah, hayırlı günler. Sıçtı bu polisi. Tamam şimdi dalıyor muyuz? Son kez soruyorum bak, gireceğiz. Şimdi durum bak ne? Sami, kim olduğunu biliyor muyuz bu adamların? Kimi keseceğiz, hangi kıyafetliği keseceğiz içeride biliyor muyuz onu? İnfolar mı? Kırmızı bir beyaz mı diyordu, ne diyordu? Bizim kıyafetlere benziyorlar diyor bizim çocuk. Şu an orada mı herif? Şu an orada mı herif? İki tane beyaz kıyafetli bunlardan olan diyor. Bir tane de kırmızı kıyafetli var diyor, Rebels olan. Diğerlerini bilmiyorum diyor. İki beyaz bir kırmızı. Net bilgimiz bu değil mi şu an? İki beyaz bir kırmızı. Net bilgi bu değil mi? Bak bir şu telsize bas. Bak üst rütbeler. Şu telsize bir basmayın. İletişim kesiliyor. İki beyaz bir kırmızı değil mi? Başka yok. Sami, ben sustuğumda konuş da duymuyorum bak hala seni. İki beyaz bir kırmızı. Tamam doğru diyor. Tamam hadi. Ben size söyle, iki kırmızı, iki beyaz bir kırmızı keseceğiz. Bıçaklıyorlar Taylan, sen de hemen gidiyorsun. Kamera kayıtlarını siliyorsun. Tamam. Doğru. Hadi bas. Bas bastır. Patla. Dediği adamlar yanlış kişileri bıçaklamasın. Bak iki beyaz sen fırla, kırmızı bıçakla. Sen fırla, kamera kayıtlarını sil. Diğerlerine bir şey yapma. Kaçıyor, kaçan da bıçakla. Kim bu? Gel şuraya diye. Al bunu. Hadi al çık, al çık. Al bunu. Al onu Aurelio. Adamları alın hepsini. Adamların çıkacağız. Aldık mı tüm adamları? Sildirdin mi oğlum? Hadi aldınız lan. Evet, evet. Tamam, şahit de yok. Güzel ya. Araba boş. Gel takip. Temiz iş oldu. Bu doktor bizim bildiğimiz yer mi hala? Doktor bu araç hala bunların aracı değil mi bu? Dupsta. Bu Dupsta ne iş? Bu Dupsta kim? Onlardan mı biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Dostum merhaba. Oy. Öyle değil. Siz kimsiniz? Biz öyle siviliz, iki arkadaş. Siviliz biz. İyi devam edin bakalım, siviller. Hadi. Edelim abi. Tabii, sağ olun. Doktorun yerini biliyoruz değil mi? Konuşamıyorum ki baba, telsizden bizimkiler konuşunca çok sıkıntı. Bir daha söyle bakayım. Bunlara ikinci görüşüymüş sıracım bu arada. Bilgin olsun. Oğlum bu doktorun yeri aynı değil mi? Aynıymış. İyi hadi götürelim şunu. Bir de bizim çocuklar müşteri vardı bir tane içeride, gördü herhalde her şeyi. Onu da bıçaklasaydınız oğlum. Şahit kaldı dönsün mı yerine? Bıçaklasınlar mı? Dönsün bıçaklasın, şahit varsa. Şu müşteri bıçaklayın bak, dönün bıçaklayın. O şahit varsa onları da bıçaklayın. Bıçaklayın hepsini. Kim gördüyse bıçaklayın onları.
Ne yapıyorsunuz siviller? İyi abi, sen? Konuşuyoruz öyle abi. Niye duruyorsunuz oğlum siz burada, hayırdır? Abi marketteydik. Konuşuyoruz, marketteydik. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Yemin olamadım da. Senin bu aracın rengi ne? Siyah. Sedefi mi var lacivert? Yok, siyah. Düz sedefi de siyah. Şimdi yaptırdım dedim. İyi, hadi bakalım. Ne yaptı bizimkiler? Ne yaptınız oğlum? Buldunuz mu o sivili? Ben kimse kalmadı diye gördüm ama. Ben de gördüm. Beyler. Ne yapıyor oğlum bunlar orada? Sivili mivili buldunuz mu oğlum? Ne yaptınız? Bir telsiz geçin. Ne yaptınız? Hallettiniz mi adamı? Arazi diyor. Oğlum tamam, ben kimse hadi, kalmadı diye gördüm ya orada. Tamam hadi, varsa da siktir et. Neyse tamam, devam hadi. Aynen tamam. Abi. Efendim. Çıktı diyor siviller, çocuklar. Ya tamam siktir et, varsa da yoksa da ya. Tamam neyse, devam ya, gelin. Aynı yermiş değil mi doktor? Aynen aynı yerde. Tamam. Tamam neyse, devam edin. İyi yaptık mı Mustafa Efe'cim? Bir şey daha çok kesebilseydik. 2-3 kişi kestik ama ne yapalım. Kaç tane var bizde ceset şimdi? 3 mü? 3 olmasa. Kamera işini ben hallettim. Kamera işini ben hallettim. Sıkıntı yok. Bizde şu anda 3 kişi var değil mi? Elinizde. Nasıl 2 oğlum? 3. nerede? İki beyaz bir kırmızı demiştik. Tamam anlaşıldı. Evet, nedir durum? Helen. Tamam şu an 3 kişi değil mi toplam? Üç böyle. İyi tamam. Silah olaydı ilk başta, hani orada kalabalıklarken hepsini öldürecektik ya. Yabancı yok ya, nasıl satayım. Yine güzel girdik çıktık. Bizden kimse de birbirini kesmedi. İyi oldu yani. Ne metası la chat? Meta falan bir şey yok metalık şu an görünürde. Bu su yeşili dupsta da bir ilginçlik var gibi ama hadi bakalım. Tamam. Devam edin gelin, o üçünü şey yapacağız şimdi, doktora götüreceğiz. Ben mi meta yapıyormuşum? Nasıl yapıyormuşum metayı lan yayında? Metayı yıllarca yaptım. 50 yıl meta yaptım. Bunun 25'i kadrolu olarak yaptım. Sonradan atandım arkadaşlar. Bağkur primimi falan hepsini ödedim. Yüksek miktardan ödedim yani. O yüzden metayı iyi yaparım. Sağlam eski metacılardanım. Sağlam metacıyım. Meta konusunda abi, stajımı da ben çok iyi metacılar yanında yaptım. Solda bir yerdeydi değil mi? Neredeydi bu? Taylan uyuyor mu Taylan? Şu ileride aynen bu marketin oradaydı. Tersine bir şeyler diyordu da sıraca, onu dinledim. Ama önemli bir şeydi, konvoyla alakalı. Burasıydı değil mi? Aynen. Burası hemen tedavi et. Tedavi ettirin hemen.
Al buranı güvenleri, diğerleri de tedavi ettirsin. Seri haydi. Bıçaklarla durun hadi. Oğlum siz de şu aracı boyatın, ne oldu anlaşılmıyor ya. Patron uyuyakaldım ya, ben direkt onu aldım. Uyuyakaldım. Uyuyamakaldım. Uyuyakaldım abi. Şaka yapıyorum oğlum. Koş. Meta yapmanın incelikleri nedir? Öncelikle arkadaşlar bana 100 abonelik yollarsanız meta yapmak nedir, nasıl yapılır anlatacağım size. İyi operasyon oldu. Hallettik. Keşke daha kalabalık olabilseydik. Ben orada bize de salladım aslında da bir şey söylemediler. Bayağı bize salladım, bir şeyler söyledim. Ha, attırttım. Ama hiçbir şey demediler yani. Hayır. Leo sen misin? Yok yok, Şahin o. Lan bu Mita mı bu? Mita, evet Mita. Patron. Oğlum Mita'yı elimden aldın lan, ben tam temizleyecektim. Bir de temizle bakalım aracı. Hemen patron. Oğlum çocuk. Çocuk ya. Bayağı güzelmiş bu araba. Bir anda uçtu. Arabanın içine girdi bir anda, anasını satayım. Ne oluyor dedim, anasını satayım. Kalabalık alabilseydik iyiydi ya. Ya bunlar toplandı. Sonra yine dağıldı. Sonra yine toplandı. Sonra yine dağıldı. Ne yapmaya çalıştılar çözemedim ben. En son mekaniğe 3 tane adam bıraktılar, gittiler. Ben ne dedim? Hadi şimdi biz bunları doğrayacağız. O esnada arabaya binecekler. İndi bindi, indi bindi, uğraştır, anladın mı? O ilki öyle olurdu. Öyle yapacaklar. Bakın. Kesin öyle yaparlardı diye. Ben de yani tahminim o yöndeydi arkadaşlar. O yüzden birazcık böyle pozisyon oluşmasını bekledim. Bilal abi bandajı var mı? Uygun pozisyon var mı? Bir tane bir şey, herhangi bir şey. Almış mıydınız? Aradan beni de bıçakladı eleman. İyisiniz değil mi? İyiyim iyiyim, benim kolumu sıyırdı. İyi. Tanımadı bizim çocuk. Bizim Lopez... Bir tanesi yereliye gitmişti, ben şu yukarıya bakayım ona tatlım. Efendim? Hayır seçeceğim. Bizim Lopez de teşhisiz. Oğlum bir tanesi kaçıyorlar, arkadan kaçıyor herifin bir tanesi. Adam biri kaçıyor. Bak gidiyor lan, gidiyor gidiyor. Nerede? Oğlum bak kaçırmayın sakın onu. Lan ne yapıyor bu bizimki? Oğlum o sen psikopat mısın? Ne yapıyorsun? Oldu abi. Şey, pardon pardon. Oğlum kaçıyor gibi davrandın dedik, herhalde kaçıyor adam. Yok yok patron, ben etrafa bakıyordum. Lan ne manyak adamsınız oğlum ya. Hadi kısım patron. Dirildi herhalde birisi. Dedim ne oluyor? Efendim patron. Efendim abi. Bıçak varmıştım, koyarım. Çocuğun kafayı yandır. Niye bana patron diyor, öldürteceksiniz beni oğlum. Abi delirttim abi delirttim. Sıraç kendine patron mu dedirttiriyorsun Sıraç? Yok patron, heyecanlanmış çocuk. Kurbana gideceğiz bir gün. O hangi psikoydu bizim o bıçak sallayan? Deminki? Konstantino galiba. Konstantin mi? Evet evet. Ulan Konstantin de manyak anası satayım. Ailenin evet, hepsi evet. Psikopat yine he. Bir silah vereceğim bunlara, içinden geçecekler ortalığı. Bir silah olsa. Alımı psikopat yapınca patron. Normal mi? Şimdi ben bir dostuma bir takım sorular sordum. Dedim ya biz şimdi soyabilir miyiz birini? Dedi yasak değil, soy. Bilginiz var mıydı? O en son şey diye duyurulmadı mı? İzin alıp silah. Ondan sonra duyurulacak o olacak. Yok olacak. Öyle bir şey yok diyor. Lan bir de silah gelince tamam, diyebiliyor mu? Tamam o zaman. Hatta demişim ki. Dur bakayım. Aynen sormuşum, soygun demişim yasak mı hala? Yok soygun yasak değil demiş. Allah Allah. Tamam o zaman soygun yapar, ziyaret edelim bugün istersen patron. Her yere gidelim o zaman. Ya yanlış bilmiyordur herhalde adam. O adam da yanlış bilecek abi. O kendi yapmıyor mu zaten? Siyah adama sordum. Siyah adama sordum yani, o da ben herhalde. En son belli bir izni falan var diye bir yazı okudum. Onun haricinde bilmiyorum. Şey galiba böyle hani yol durdurup soymak. Bence o yanlış anladı. Yaşayıp öğrenelim bence. Bizi bağlamaz abi, öyle bir şey demiş patron. Söylenemeyen esastır. Yani. Yapacak bir şey yok, devam. Milat sen bir zıplasana. Sen yine ayağına sakız yapıştırmışsın. Ya keşke şu baron bozuntusu bir iki tane silah verseydi patrona ya. Çok güzel olurdu. Silahsızlık çok ama şey yapmamız gerekiyormuş. Maske takmamız gerekiyormuş. Takalım. Direkt bunun için bizim şey kıyafetleri vardı ya patron. Hı? Bu savaşlara falan gittiğimiz kıyafet. Onun gibi bir kıyafet giyelim. Leve ayarladı o şekilde bir tane direkt ya. Gidelim. Ya tamam, ayarladıysa onu giyelim direkt. Ayarlıyorum. Ya gerçi bu biraz garip bir şey gibi. Bu soygun olayını ben tam kavrayamadım ama.
E soymayalım, gidip basıp indirelim anası satayım, soymayalım. Soymadan indirelim. Olur. Olur. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kalbim hızlattı. Oğlum bu kız kim? Ha yeni. Yeni geldi aileye, unuttum ben şimdi sana söyleyecektim. Kız mı aldınız lan aileye? Kalbim hızlattı, hızlattı. Yani bir ara almıyordunuz kız, ne oldu? Okan abi de bana kim dedi, onu al dedi. Getirin bakayım bu kızı. Kim, tanıdık mı? Bayılmış. Yok. Yabancı. Niko. Abi adamlar ayılmış. Şey getirdim bakayım kızı. Şu ayılan herifleri. Ha ben şimdi ha, birkaç bir şey öğrendim. Soymak için biraz vakit geçirmemiz gerekiyormuş. Ha 2 dakika. Yani insanlarla 3-5 arası. Oğlum 5 olamaz. 5 dakika değil mi? 3-5. 5 dakika çok uzun ya. Okey 4. mi oldu? Abi dedi. Biz size ne yaptık ya? Elin bakalım genç aslanlar. Abi biz size ne yaptık ya? Şimdi anlatacağız. Tamam, şu maskeleri çıkarın. Hadi. Üçüncüsü nerede bunların? O yerele gitti galiba. Onu... 2'ymiş patron 2 bu arada. Parayı kırmızı vardı o yerele gitti. Ama onu da getirtiriz. Şimdi çocuklar isminiz ne bakayım sizin? Şu diğer gözlüklüğünü yine de çıkar. Alex, oğlum yaklaştır bakayım şunları bana. Dostum, abi yaklaş. Biz size ne yaptık ya? Lopez'i çağırın. Hani soruyor Lopez, Lopal, tekrar soruyor. Oğlum yaklaştırsana Alex şunları. Geldi patron. Şimdi sorumlu. Sizin isimlerine bakalım aslanlar. Glenn abi. Glenn. Kevin abi. Kevin. Siz buraya bensiniz değil mi? Evet abi. Evet abi. Şimdi Lopez, bu olay dün akşam mı oluyor koçum? Evet patronum, saat 2.30 civarı. Saat 2.30 civarında. Bunlar mı elemanlar? Bunlar değil patronum. Bunlar değil ama bunlardan değil mi herifler? Rebels olduğunu söylüyorlarsa evet. İsmini söyledi mi herif? Hayır, beyaz saçlı bir elemandı patronum. Beyaz saçlı, sizde beyaz saçlı biri var mı? Var patron. Getir. Aferin patronunu bil. Kırmızılı da geldi. Kim o? Adı ne onun? Beyaz saçlının? Getir şuraya. Henry abi. Henry. Şimdi bu Henry diyor ki biz Salvatore'yi şöyle keseceğiz, böyle biçeceğiz. Salvatore'ye şunu yapacağız. Geç yarın şunu. Küfür ediyor. Nedir bu iş? Bir anlatın bakalım bize aslanlar. Yok abi estağfurullah. Abi bizim inan ki bilgimiz yok. İnan ki biz daha yeni öğrendik. Bize mekaniğin önüne geçin dediler. Geçtik, sonra olanlar oldu abi. Size kim ne dedi? Henry mekaniğin önüne geçin dedim. Mekaniğe geçtik, sonra siz hallettiniz abi. Niye geçin dedi mekaniğin önüne? Bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz abi. Durduk yere mekaniğin önüne geçin dedi. Aynen abi, mekaniğe gidin dedi. Sen biliyor musun kırmızılı? Yok, yok abi, o da bizle. Yok abi, sana mı sordum gel. Oğlum? Pardon kırmızılı abi. Senin adın ne? Benim adım Berkeley abi. Berkeley. Aynen. Siz bak bu Salvatore ile sıkıntınız neymiş bir anlat bak, anlattı seninkiler, sen de bir söyle bakalım. Yani ben tam olayı bilmiyorum ama bir sıkıntımız yok herhalde ya. Bildiğin kadarını bir söyle bakalım neymiş? Bildiğim kadarıyla bir laf dalaşı falan olmuş. Laf dalaşı olmuş. Ne zaman olmuş? Bilmiyorum oralar işte duyduğum kadarıyla. Kimden duydun? Ya laf dolaşıyor da öyle birisinden duymadım. Yani demek ki olay gerçekmiş yani. Lopez, görüyor musun koçu? Gerçek patronum. Evet. Şimdi gözlüklü çocuk. Bu Henry kimdir bir söyle bakalım bize. Ben mi? Yok lan şu gözlüklüye diyorum. Çikolata. Gözlüklü. Abi. Bu Henry'yi bir anlat bakalım bize. Abi vallahi tanımıyorum ben. Nasıl tanımıyorsun lan kendi ailendeki adamı? Abi dün tanıştım ben abi. Ne oluyor bu Henry bu ailede? Koruma şefi miydi neydi, öyle bir şeydi abi. Koruma şefi miydi neydi? Lavuk mu peki bu? Nasıl sen öyle diyorsan öyledir abi. Size soruyorum oğlum, lavuk bu değil mi? Yok sen abi, öyle diyorsan öyledir abi. Sevdim lan bu çocukları bak. Genelde millete çökeriz, saçmalarlar ama bunlar hakkını veriyor. Aferin lan size. Sağ ol abi. Oğlum sizi ben imaya alayım, bu itle kopukla ne takılıyorsunuz siz? Olur abi. Olur abi. Anında satacağım. Oğlum güzel, ben ailemden memnunum. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum abi. Sen anlat bakalım, sen biliyorsun o zaman bu Henry'yi. Ben mi? Ben mi abi? Yok, bu ailesinden memnun olan kırmızılı değil mi? Aynen abi. Heh, benim de. Anlat bakalım. Burada durun. Abi kral adamdır ya, kendisini severiz, takılırız da. Bize küfür ediyor, ne yapacağız senin şimdi bu kral adamı? Abi küfür etmemiş de ettiyse de haklıdır yani. Ettiyse haklıdır. Aynen. Hayır abi, haklı değildir, sussana oğlum. Haklıdır abi, ben. Oğlum abi konuşuyor, sussana. Tamam.
Sıraç, bu kırmızının bir ceketini bir çıkarın bakalım. Diğer şey çok iyi lan. Nefes alacak kadar açsanıza gençler. Aç aç. Patron, ben bu Henry'yi tanıyorum galiba. Nereden tanıyorsun Avrilio? Bu şeyde Rebels'in orada tanışmıştık. Henry Frey mi bu? Aynen abi. Bende bunun numarası falan da var. İyi, güzel güzel. Sıraç, ha? Şu bıçağı yapalım. Bizim arkadaşın bir sırtına bir gezdir bakalım ya. Tamam. Sevdim bu, bunlar. Seviyor galiba bu arkadaşını Henry'yi. Sen seviyorsun değil mi Henry'yi? Haklıdır diyorsun. Oynaşma lan. Yapmayın abi. Pardon. Oğlum hani Henry haklıydı bize sövmekte. Abi sövmemiştir de sövdüyse de haklıdır dedim ya. Haklıdır diyorsun hala. Aynen öyle. Beni gelir misin? Abi bende numaran yok. Sıraç abi hatırlıyorum şimdi. Senin adın neydi lan? Kırmızılı. Çok bağırıyorsun oğlum. Aa yapma abi. Adı ne adın? Aa. Am mı? Ne? Güzel isimmiş. Benim mi abi? Senin adın ne oğlum? Benim abi Wörtli dedim ya adım. Ha Wörtli. İnlemiş o sırada. Şimdi Wörtli. Oğlum sen Vito Salvatore'ye edilen küfürlere hak veriyorsun öyle mi? Aynen öyle abi. Demek öyle, ne güzel. Bizde ters olmaz. Bende çok ters olur. Açılın. Açılın beyazlar. Siz de şu tarafa doğru gelin bakayım. Sağ olun. Aa. Fazla uzağa gitmesin nerede? Bilat sen de öteye git istiyorsun. Yapma abi, tamam tamam. Şey Bilat abi verdim ben. Aa. Pardon abi, pardon. Duvara git, duvara. Ulan namussuz şerefsiz! Vito Salvatore'nin adını almak senin boynuna kalın gelir. Koparayım mı lan boynunu? Abi özür dilerim abi. Şerefsiz! Pardon abi. Ulan namussuz! Vito Salvatore'nin köpeği olursun anca sen. Kimsin bana laf edeceksin ha? Vurma abi, pardon abi. Öldüreyim mi lan seni? Öldürme abi, tamam özür dilerim abi. Tamam abi. Aa abi bırak abi, özür dilerim abi. Aa abi yapma abi. Oğlum geberteyim mi lan arkadaşınızı? Abi özür dilerim abi. Abi. Abi kıyım. Geberteyim mi lan, öldüreyim mi lan bunu? Abi, abi hayır abi, abi yapma Allah için abi. Abi abi yapma abi. 120 otizm ne abi? 120 otizm abi. Afdile lan. Yanayım yapma abi. Afdile. Özür dilerim abi. Affet de oğlum. Affet abi, özür dilerim abi. Dallama seni. Şimdi beyler. Evet abi. Sizi sevdim. Bana güzel sizin güzel bu Rebels'in inceliklerini anlatın. Yoksa hepinizi burada kıyma yaparım ha. Anlatın bakayım bu Rebels'in niyeti neymiş, Salvatore ile problemi neymiş. Hadi. Abi sizde bir problemi yok. O laf dalaşını çözmeye çalışıyorlardı. Henry bize söyledi işte çözeceğiz. Siz mekaniğe geçin. Tamam abi dedik. Mekaniğe geçtik. Sonra şey oldu işte abi. Ha Henry bizim bir hareket yapacağımızı mı düşünmüş? Galiba abi. Ama o şey barış yönündeydi yani. Abi kötü bir niyetleri yoktu. Konuşarak aynen anlaşabilirsin dendi bize de. Peki madem öyle bizi niye aramıyorlar? Abi bilmiyoruz abi. Onun hakkında bilgim yok. İyi çocuklarsınız ama yanlış adamlarla takılıyorsunuz. Rebels'in başka bir emeli var mı bu şehirde? Bir anlatın bakalım ne amacı var. Abi amaçları met yapmak, para kazanmak. Farklı bir amaçları yok. Paraları var mı? Para durumunuz ne? Para durumu şu an ortalama abi. Kaç paranız bizde vardır? Bizde hiç yok abi. Bizde hiç yok da o ailede var abi. Kaç para vardır? İşte onunla o bilgiyi vermiyorlar abi bize. Siz işinizi yapın, paranızı alın diyorlardı. Ya yapamadık daha. Patronları kim bunların? Max Frey. Max Frey. Dün toplantıda bir tane kadın vardı. Yardımcıyım falan diyordu. O ne iş? O patron yardımcısı abi. Patron yardımcısı. Adı ne onun? Nerede oğlum? Adı ne oğlum? Abi onunla daha tanışmadık. Nasıl tanışmadınız? Sadece ha? Patron, onunla daha tanışmadık abi.
Buldum. Abi vallahi tanışmadık ya. Sadece patron yardımcısı olduğunu biliyorum. İsmini bilmiyorum. Bıçağınız var mı sizin? Yok abi. Yok abi, hiçbir şeyimiz yok abi. Ailenin hiçbir şey yok mu? Yok. Daha almadılar diye biliyorum abi. Anladım. Yani aldılarsa da bize söylemediler abi. Aynen abi. Peki ne yapayım size, ne diyorsunuz? Abi yanına al. Yanıma mı alayım sizi? Evet abi. Evet abi. Benim sizi yanıma almam için ama öldürmem lazım. Nasıl alacağım? Dayınız mayınız ancak gelir. Sık kafamı abi. Diyorsun. Evet abi. Bak eminseniz alırım. Senin içinse sık abi. Ne diyorsun Sıraç? Akıllı adamlara benziyor bunlar. Akıllı patron. Adamlar da küpe takandan adam olmaz patron. Oğlum öldüreceğim işte. Abi zorla taktırdılar abi. Amcaları takamaz ama haberler olsun. Abi zorla taktırdılar abi. Lan kırmızı şortlu. Seni de alayım mı lan mürti mürti? Ben mi abi? He. Yok abi, ben memnunum ailemden. Alma beni. O zaman Sıraç. Efendim. Bu ikisinin bir dayısı mayısı halası görümcesi bir şekilde iletişime geç. Tamam. Bunların akrabalarına biz ailemizde bakalım, tamam mı koçum? Tamamdır abi. Salvatore için kan dökenler asla unutulmaz. Tamam. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Aa. Açıl lan kırmızı şort diye. Allah'ım. Geç lan şimdi sen ortaya. Oğlum çok iyi bu çocuklar lan. Geç oğlum. Geç korkma, bir şey olmayacak. Sevdim bu çocukları he. Çevledim, alalım mı patronu? Bu çocukları bunları sevdim. Mita. Efendim. Oğlum patron. Sıraca söyledim, bunları gömün ama akrabalarını getirtirim bana. Emredersin patron. Tamam. Şimdi Wordly. Nedir Aurelio? Efendim abi. Bu iskelede bize sallayan elemanlar varmış. Mit beni aradı, almışlar. İllegale getiriyoruz dediler. Buraya geliyorlar yani. İyi güzel güzel, tamam. Onları da hallederiz. Bugün şimdi Wordy Murty. He. Sen aileni seviyorsun. Aileni seven adamsın. Bir şeyin var mı? Aynen öyle abi. Ne güzel. Vito Salvatore de ailesini seven şöyle adam. Vito Salvatore'ye laf edene ne yapacağımı çok iyi gördünüz. Git. O Henry'e söyle. Eğer bu olayı devam ettirmek istiyorsa sizi öldürmeye devam ederim. Ha, ama yanlış anlaşılma diyorsa bizi arasın, özür dilesin, meseleyi kapatalım. Anladın mı? Anladım abi. Hadi şimdi ikile lan buradan. Tamam abi. Mitsler gelecek buraya. Yürü lan koş! Lan koş! Tamam araç benim, bu başka yerde alırım. Hala bizim çocukları aynen şey yapıyormuş. Bizim tarafları falan de izliyormuş. Ya o siyah tupsayı da indirelim. Sıçarım o siyah tupsayı. 3 oldu oğlum. 3 oldu. Ha bin o numaralı mudur nedir ne sikimse, hadi gidelim onu da alalım. Tamam Mita gel arabaya hızlı. Çocuklar iyiydi değil mi arkadaşlar? Benim araba abi. Haydi araçları. Hadi çıkardık geri geri. Çıkın oğlum geri geri. Haydi bekleme haydi. Hızlı hızlı haydi. Seri çık seri çık. Eskiden biz alımları hep böyle yapardık. Artık böyle rol yapabilen adam çok az kaldı. Bu iki çocuğu sevdim ama. Hay lan bu çocuğu muhakkak, bu iki çocuğu alın ha, bu çocukları ben sevdim. Tamam tamam. Tamam. İşi biliyorlar tamam. Çocuklar yani. Tamam tamam. Bence gayet güzel rol yaptılar değil mi arkadaşlar? Bu Dangalak siyah dupsayı da görürsek bir daha indirelim. Var mı bir infomuz şu an gördüğümüze dair? Siyah dupsayın infosu var mı? Görüyor muyuz bir yerde? Bizimkiler kıstırmış, konum atıyormuş. İyi hadi gidip çökelim ona da. Ben grupta yokum. Ben grupta yokum. Bilen öne geçsin. Sıraçları geçsin öne. Sıraç geç öne. Sıraç'ın geç, araba. Geç. Geç öne, takipteyiz sizin. Takip etsinler. Yapıştırdım arkada. Döneceğiz, bekleyin. Biriniz beni gruba alın beyler. Çocuklar güzel rol yaptı ya. Eskiden böyleydi. Metacılar var abi, topluyoruz Berkay'la. La yine mi? Ya ciddi misin Yağmur ya? Vallahi bıktım ha. Da dakika bir gol. İlk rol bu ya daha. Allah Allah. Burada beta da kalmıyor. Burada buranın güvenliğini herkes alıyor. Beta da durmayacak burada. Haydi. Oğlum bunlar onlar değil ki lan. Girişi kapat. Haydi. Bu şey patron, bu bizi izleyip duruyordu uzaktan. 3 kere denk geldik buna. Kimsin lan sen geyik? Buyurun. Kimsin sen?
Ben Bounty Glory. Bounty Glory kim lan? Anlıyorsun mu lan bu? Şere daha yeni geldin. Siz hayırdır kimsin? Nedir senin bizi bu izleme durumun, 3 kere görülme durumun? Geyik. Ben geyik. İstim anlamıyorum ama geyik derler. Yani ben kusura bakmayın, bir defa geçiyorum. Bir defa geçtim, arkadaşlar durdurdu. Emin misiniz çocuklar, bak geyik bir ben kere geçtim diyor. Ben 3 kere gördüm. Ne diyorsun bu işe geyik? Vallahi bir defa geçtim. Vallahi bir defa geçtim. Ya siz ne diyorsunuz? Sizin dedeniz oldurmuş bu şehirde anladığıma göre. Bu kadar çok adam. Doğru diyor. Size bak. Daha fazlalık. Hoşuma gitti çocuklar. Bunu da sevdim. Evet. Bundan. Soralım mı bundan? Geyik sen bizi niye takip ettin? Şimdi bu işleri bırak da onu bize anlat. Tamam hadi bir kere falan filan. Nedir niyetin şöyle? Vallahi billahi etmedim. Etmedin mi lan? Vallahi etmedim. İyi lan hadi git. Büyük yemin. Hadi git hadi. Sağ hadi git. Bir daha takip etme. Keserim boynuzunu. Çarpıcı. Tamam patron. Patron. Patron diyor. Hadi şimdi. Bu da manyak arası. Ben dedim ben. Patron. Otta bize sallayan 3-5 dallama varmış. John abi birini paketlemiş. Ne yapalım gidelim mi? Hadi gidelim. Tamam. Hadi hadi hadi. Bir taşar. Oh ne güzel ha. Katliam güremesi satayım. Ulan bir de silah olacaktı. Allah. Ota gidiyoruz değil mi? Yolu aç yolu. Ota gidiyoruz değil mi şimdi? Evet. Hadi ottan nerede döndüm? Dın 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 dın. Ne güzel bir gün. Herkesi kesiyorum. Ne güzel bir gün. Herkesi bıçaklıyorum. İşte hayat. Mutluyum. Onları bıçaklıyorum. Kıyma yapıyorum hepsini. İşte bu hayat. Harika bir hayat. La 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 la. İyi dedim değil mi arkadaşlar? Neresiydi? Neresiydi oğlum Loot? İleriden gireceğiz diye çocuğu. Tamam Salyer'cim siz bana yollarsınız. Köprüden sağ. Buradan sağ değil mi? Şu an adamlar orada mıymış? Şu an adamlar orada mıymış beyler? Konum alıyorlarmış şu an. Hangileri lan? Bak bak kaçıyorlar bak bak. Kaçıyorlar mı? Gelin gelin. Gelin. Gel. Lan nereye kaçıyorsunuz oğlum? Yakala yakala. Pitle yakala. Salağa vursun. Yakalasın bir kişi bunu. Bir kişi sadece bir kişi. Bir kişi. Yakalayın yakalayın. Yakala yakala yakala. Yakala oğlum onu yakala yakala yakala. Bir tek o muymuş? Bunlarda bir şey yok muymuş? Bir tek o mu? Bunlarda bir şey yok muymuş? Sorun bakayım. Ekip araç mı lan? Şu pit demirliler vursun ha. Herkes vurmasın. Denize düşmüşler herhalde. Salaklar. Nerede şu an? Ha solda. Oo tamam tamam. İşi bitti zaten. Daha çarpmasın artık. Bitti bitti işi bitti. Tamam tamam çarpma çarpma. Tamam 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 tamam. Hadi uğraştırmayın bizi. Tamam. Geçin böyle abi. Nasılsınız sen lan? De. Dallamalar. Alayım patron. Bak. Al hepsini al. Aldık mı? Okey. Arayayım mı abi üstünü? Alın. Ara üstünü al. Hadi. Arabalar Sıraç. Arayayım. O diğer sen ottakilerle ben... ilgili bir problem var mı? Onlara da çöküyor muyuz? Bakalım istersen mi? Sorun. Başı başına tamam. Gitmeyelim bir de. Hey lan, şunların arabasına da baksın birisi. Belki arabalarında bir şey vardır. Oğlum bu adamların bak... Bu adamların aracına da bakın bir şey var mı diye. Torpidoya baksınlar bakalım. Torpidoya morpidoya bagaja bakın. Sordun mu? Başka otta biri var mıymış? Otta yok, şeye götürmüşler. İllegal doktora götürmüşler. Çöktükleri de mi? Aynen Noxlar illegal doktora götürmüş. İyi güzel. Tamam mıyız? Noxlar aldıklarını illegal doktora götürmüş patron. Bir tane almışlar onu da illegal doktora götürmüş. Kalanı da bunlardan mıymış? Devam.
Onu sorduruyor şu anda. Hadi bakalım. Lan ne yapıyorsun oğlum koca yolda ya? Bir an şey oldu, gözlerim bir... Ne yapıyorsunuz gençlik? Dolaşıyorduk öyle, sizler ne yapıyorsunuz? İyi, kimsiniz siz? Ben 8 Family'nin patronu. Sizler kimsiniz? Salvatore. Anladım. Hadi bakalım, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Devam. Ah, 8 Family, 36 Family. Buraya bir de 69 Family lazım. Ne diyorsun Taylan? Olur, o 31 Family de olur. 31 de olur. 31-69 olurlar birleşik. Çıt çıt su sesi şıp şıp şu şu şi. Miitler ne yapmışlar? Onlar da geliyorlar mıymış? Mitler geliyorlar mıymış beyler? Ne yapmışlar? Onlar illegal doktor demiş. Hmm, kaldırıp mı getirecekler herifleri? Getirin bakalım deniyorlara. Getirin adamları. Bugün bir bereket var ya. Bugün mal güzel vuruyor oltaya. Bereket var, bereket. Patron ağzını açalım mı? Çıkarın maskeleri. Niye kaçıyormuş bu kaçak göçek tayfası? Bakalım Suriyeli mi bunlar nedir? Maskesinin altından maske çıktı lan lavuğun. Ona da çıkar. Niye kaçıyorsunuz lan oradan? Çorşaklar, anladın bakalım. Atalım. Ne istersin? Hey! Ne var, istersin? Senin adın ne adın? Alex. Alex. Kimsin sen Alex? Ben... Burada yeniyim. İyi. Siz kimsiniz? Derdiniz ne söyleyin bakayım. Bizim bir derdimiz yok. Senin kendi adamı söylüyor oğlum, derdiniz ne söyleyin diye. Sen bir daha sana söz edilmeden, müsaade edilmeden konuşursan o dilini kopartır, senin bir tarafına sokarım. İyi de ne İyi bakalım. Allah Allah. Senin adın ne Sarıoğlan? Abi benim adım Asil. Elini ayağını öpeyim beni bırak. Asil dur, seni sevdim bak sen. Efendi çocuksun. Kim bunlar Asil? Sen bize bir tanıt bu grubu bakalım. Abi ben bunları şehre yeni geldiğimde bunlarla tanıştım ben. He. Dediler burada kokain var, gelin yapalım, para kazanalım. Ben de param yok. Annem evde ilaç bekliyor. Ona ilaç götürmek için para kazanmam lazım. Vah ya, geçmiş olsun, ne oldu annene? Abi. Çok kritik bir hastalık ya. Kafa sallar ne ya? İsmi bile yok yani. O kadar derin bir hastalık diyorsun ha? Aynen. Geçmiş olsun. Bunlar ne iş peki, sivil mi bunlar? Ne diyorsun? Bunlara hiçbir bilgim yok abi. Ha, tanımıyorsun sen bunları? Yok, tanımıyorum. Oğlum ben tanımadığın adamla birlikte kokain yapmaya niye gidiyorsun? İsmini de bilmiyor musun bunları sen? İsimlerini biliyorum da. Ha, bana araba isimleri? Ha. Aha abi bu... bu Yusuf, bu da Alex. Bu Yusuf, bu da Alex. Aynen abi. Yusuf Yusuf! Ne işsiniz lan siz? Kimsiniz? Söyle bakayım bize. Biz sıradan bir vatandaşız. Sıradan bir vatandaşsınız ha? Aynen. Niye kaçtınız oradan? Devran'a benziyor lan sesi. Kovalıyordunuz. Oğlum, yakalayın falan dedin. Kaçtınız, niye kaçıyorsunuz dedim. Kaçtınız. Ne çıktı bundan üstüne? Biri yakalayın diye bağırdı. Ondan kaçtınız ha? Ulan Yusuf Yusuf. Vallahi bizim emanetimiz yok. Olsaydı kaçmazdık. Yani yavşak, 30 kişiyiz. Emanetin olsan olacak, götürü sikeriz senin orada. Kodoş. Ölürdüm yine kaçmazdım. Ha, öyle o zaman hemen. Salak. Abi elini ayağını öpeyim, beni öldürme. 30 kişi gelmişiz de emanet olsa kaçmışım. Sen ne kimsin lan sen? Evet, Alex de söze. Sen kimsin? Söyle bakalım. Ben mi? Ben bu şehre yeni geldim.
Biraz kaydım, kusura bakmayın. Yeni tanıştım. Evet. O yüzden de kusura bakmayın. Herhangi bir ailem yok. Öyle mi? Öyle. Şimdi orada bize küfür edilmiş bir grup tarafından. Ne Duydun gibi mu? Küfür? Ne gibi küfür bilmiyorum. Küfür etmişler. Onların üzerine ben konuşmayayım ama şey söyleyeyim az. Hocam. Ben özür dileyim. Sen niye özür diliyorsun ya? Arkadaşların üzerine ben özür diliyorum. Yani, sen kim o arkadaşları tanıyor musun? Tanımıyorum. Ne dediler? Bir şey demediler. Yani küfür ben ettiler duymadım, dedin ya. Ama ben duymadım. Açıkçası söyleyeyim size. Ya ettiler dedin ya. Onların adına özür dileyim dedin ya. Abi, tamam ettilerse ben özür dileyim yani. Ne diyor lan bu? Ben bir şey duymadım çünkü. Sen duymadın mı küfürü? Yok yok hayır duymadım. Sen duydun mu Asil? Duymadım abi. Vallahi duymadım. Yemin ederim duymadım. Kimdi peki onlar? Bilmiyorum abi. Sen biliyor musun Alex? Ben de bilmiyorum. Ben sadece orada topluyordum gidecektim valla. Dur bakalım yani şimdi de... gelecek şahitlere bakalım siz de bu olayın içinde misiniz? Gelsinler abi vallahi bekleyin burada. Bekleyin bakalım. Geliyor mu canlar? Geliyor mu Nox'takiler? Chris. Galiba geldiler bunlar mı? İllegal. Emin misin o elem var? Ben bakayım ne canlar. Alex. Hayır. Hola senyor, iyi din beyin. Okay. Hola senyor. Merhaba, iyi din. Bu lavuk size bir küfür etmiş. Kimmiş bu? Sizi? Bilmiyorum. Bu otun orada giden mi? Al onu da al. Yok bir dakika. Bugün de herkes bize söylüyor, ben anlamadım. Bu nerede etti bu? Vito Bey, bu iskelede size küfür ediyordu en son. İskelede. Salmutor falan diyordu, ben buraya getirdim onu. Sen kimsin lan lavuk? Sakalından da mı utanman yok? İt! Niye küfür ediyorsun bana? Alejandro Burcu var. Sana Beyefendi demiyorum Alejandro, sana ne diyeyim? Yanlış anlaşılma olmuş sanırsam. Düzeltmek isterim. He bir düzelt bakalım neymiş durum. Şöyle, şimdi ben yolda gidiyordum. Arkadaşlara da açıkladım da. Kırmızı saçlı bir pezevenk bana çarptı biliyor musun? Evet. Gidediyor. Pezevenk çarptıktan sonra gelip özür dilemedi. Hafif böyle bir ayağımı ittirdi. Sonrasından yanıma geldiğinde de konuştuk biraz. Salvatore deyince ben de tekrar gaza basarken ona bir saydım güzel. Ama bilmiyordum Salvatore'un bu kadar taşaklı olduğunu açıkçası. Bizim adımız Salvatore ulan. Salvatore. Salvatore. Sen sizin şimdi bize neydi? Mi küfür ettin ha? Ya hayır efendim öyle şey mi olur? Bu bir şey soracaktım efendim. Bu, tombala'da mı çok aradınız mı? Sana ne oğlum? Sana ne lan? Aptal. Beyler bence ben bunu size bırakayım. Siz bunu devin. Ne diyorsunuz? Siz nasıl uygun görseniz tabii. Alın siz buna ne istiyorsanız yapın ya. Tamam. Asıl sen değil lan manyak. Bir şey yapmayın. Abi bunun yüzünden bizi kaçırdın ya. Sen vallahi yine ayrı. Arkadaş istiyorsa arkadaş. Sen ne yapıyorsun? Siz durun durun. Aydın siz buna ne istiyorsanız onu yapın. Sizin isim neydi bu arada? Temem değil Salvatore. Aldım ben bunu. Ha şimdi Tom. Oğlum bunu iyi ya, bir dövün Salvatore deyip duruyor. Bunun ağzına sıçın bunu. Bunun üstüne bir otursun. Patron hiç istifini bozma biri daha geldi. He o da gelsin bakayım. Bu mu şimdi küfür eden grup? Yok yok bu bizi izliyordu. Şimdi. Evet evet. Oğlum bugün akıyor. Abi burası akıyor. Daha... Gelin anasını satayım. Vito Bey burası daha eğlenceliymiş ya. Burası iyi. İçini kesiyoruz. Gelin lan buraya. Paintballcılar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Selamlar. Kolay gelsin. Merhabalar beyler. Yer misiniz? Turko Turko. Turko, lokum var, yer misin? Vallahi neden? Ya siz ne izliyorsunuz burada? Öyle geziniyorduk ya, etrafa bakınıyorduk. Görmemeniz gereken olayları gördünüz. Ne yapacağız şimdi? Aynen. Vallahi biz bir şey görmedik. Biz de bir şey görmedik cidden. İleri doğru gittik. Zaten biz geldiğimizde siz görmedik ya burada. Biz araçları görünce, gördük. Geri yok. Geri gitti, sonra dağdan aşağı kaçtı patron. Ya yok, araçları görünce gittik. Bir sıkıntı var sandık. Biz de hiç buraya gelmeden dedik. İleride durduk. Araçlar kim? Araç. He araçlar. Bu Turko ile bizim bir sorunumuz yoktu diye hatırlıyorum değil mi çocuklar? Yoktu. Ondan ben de yok diye biliyorum. Bizim aynen. Zaten kimseyle bir sıkıntımız yok. Aynen. Şehire de yeni geldiğimiz için fazla bulaşmıyor. Her şeyi yani. Bilmiyoruz. Biz sakin duruyoruz. İyi. Tamam Turkolar sizle sıkıntı yok. Problem yok.
Tamamdır o zaman. Aracınıza kadar eşlik etsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Bizi aracın yanına kadar atabilecek bir var mı? Var var. Ya? Yardımcı olun. Geldiğiniz araç. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Geldiğiniz aracı. Oğlum bu küfür eden dingiller nerede? Bunlara bak, bu herifleri burada aç oldu. Bekletip duruyoruz. Gun shop'umuz falan var. Bir şey lazım ben olursa her türlü iletişime Chris geçebilirsiniz. Tamam Turku, aklımızda olsun. Tamamdır. Görüşürüz. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Bizi geri aracın yanına bırakabilir misiniz? Ya Sami. Oğlum nerede bu Nox? Bunlar sıraçlar şey yapıyoruz onu. Hemen şey yapayım. Ne olmuş? Bir adam arkaya attım, gömmedim. Oğlum şu akzenin numarasını bana verin. Ver bana numarasını. Ne olmuş? 2 dakikalık işine hale getirdik. Bize gidiyoruz başka. Nikobi bize 100'lük yollamış. Hayır. Yok beyler, teşekkür ederim. Sağ olun desteğiniz için. Rica ederiz. Abi çok... Bu Sanchez'le evet. ilgili bir haber çıktı mı? Bunlar nerelerde ya? Onlar uyanmıyor ya. Biz onları bayağı bir saattir daha falan efendim kolladık da gun shoplarına, malikanelerine falan baktık. Aynen mi? Yok yani, uyanan yok onlardan. Ya Baron da bizden hesap soracak ya. Bunlar hiç vallahi mi uyanmıyor peki yani? Galiba bayağıdır uyanmıyorlar. Biz dünden beri soruyoruz yani. Tamam tamam beyler, sağ olun. Kız bağırıyor, bağırmasın. Bir Arthur Sanchez diye biri varmış. Bir ara o uyanıktı. Onu tanıyoruz. Bu Alejandro'ların getirdiğiymiş yok patron bu. Şimdi bizim çocukla konuştum. Alejandro'nun getirdiğiymiş zaten bu şey. Oğlum John'un Nox'ların getirdiği küfür eden adamı soruyoruz. İşte ya. Alejandro zaten Nox'lardan. Alejandro diye biri yok oğlum burada. Şey az önce getirdi ya, az sen gönderdin bunu, siz halledin dedin, Salvador falan dedi. Falan lan yok o değil. Otta küfür ediyor demediniz mi? Nox'lar. Onu ben demedim işte. O tamam ben onu soruyorum yanlış Sami. Anlaşılma olmuş. Hayır o olay hiç yok. Axel bizim çocuk anlatıyor zaten bunu. Bunlar iskelede edilmiş galiba. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ot diye anlatmışlar bunlar. Oğlum. Bizimkiler. Meat'ler iskeleden adam aldılar getirdiler ya. Tamam Meat'lerin getirdiği adam zaten o küfür. Tamam Nox'ların bir de Ot'ta bir adamın bizim hakkımızda küfür ettiği olay yok mu? Yok öyle bir olay yok. O direkt Meat'lerin olayı zaten direkt patron. Orada bir karışıklık olmuş. Biz bunları yanlışlıkla aldık yani. He bunları gelişi güzel almış olduk bu durumda. İyi hadi yırttınız asil. Abi. Tamam Sıraç. Kusura bakmayın ama arkadaş tamam yanlışlıkla gitti bu arada. Yani o zaten lavuğa benziyordu, iyi oldu ona. Tamam ceplerine bir 10 bin dolar sıkıştırın yollayın, kusura bakmayın hadi bakalım. Allah razı olsun abi. Bir de telefonumu olsun alabilir miyim? Annemi arayacağım. Verin ben telefonunu benim. Merak edin şimdi akşam yemeğine bekliyorum. Ben şeyim şu an. Çocukların cebine 10 bin dolar. Hadi biz de gidelim. Genze iyi bakın beyler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sen de abi sen de. Tamam sen ver de şunlardan. Oğlum hadi şu heriflere para verin. Veriyor veriyor. Telefonunu telefonunu verin salın gitsin. Ya. Şu an biz burada bir olay yapıyoruz ya. Bu olay bitmeden olmaz o işler ya. Ne diyorsun lan Sıraç? Bizi sikecekler daha. Ni sorma ya. Her şey birbirine giriyor galiba da onlarla uğraşıyor. Ne olay oğlum hayırdır? Annem başka arayacağım. Şey annem beni bekliyor evde. Ne var başımızda? Şey mühim bir şey değil. Şu çocukların telefonunu kim aldı? Ben şey vereyim, paralarını vereyim de onların bir. Kime ben vereceğim ben parayı? Şu ikisinden birini ara direkt. Bana numaranı paylaş dostum. Telefonu vereyim abi. Derin de ver. Berkay bana ne atmışlar? RTX diye. Ver ben direkt nakit vereyim, ben nakit var. Varsa ver oğlum. Vereyim direkt. Ver ben nakit var daha iyi. Niko bir reis nasılsın? Sağ ol 100 bit bağışın tamam, için. Tamam bakıyorum şimdi. Oğlum varsa bir durum bana mail atın çözelim. Bakacağım ya, şimdi patronla. Bir şey değil, hallediyoruz. Ben yazayım da sana yine de. Mekanikle ilgili bir olay mı? Evet ya. Tamam abi ben burada gerekli yerden iznini aldım da öyle girdim oğlum. Beni çağ yapıyorlar ama işte 10 kere oldu yani söylüyorlar bana. Kimisi gibi çağırmıştır. Tamam git de böyle böyle de. Tamam. Bizim de patron biraz ne gerekli kişiden gerekli izni olayı almıştı. Tamam ben yokum tamam arabadayım. Tamam. Sağ olun efendim. Falan yok şu an. İyi ederiz. Tamam mı? Abi de telefonumu alabilir miyim? Oğlum verin şu herifi telefonla. Verdi. Az önce bizim çocuk veriyordu. Yer arkadaşımız herhalde. Saniye bakar mısın? Benim var. Benim var da telsizimle şeyim gitti bu arada. Tamam onlar da alırsınız zaten. Para verdik size. Tamam, birinizin hadi, telefonu varsa yeter. Hadi. Hadi. Ben alamadım. Oğlum telefon almadınız mı biriniz? Oğlum niye bu heriflere bir türlü parasını vermiyorsunuz? Şimdi öldüreceğim sizi. Verdim. Verdim. Abi annemi arayacağım ya. Tamam ver telsiz ver ya. Ne ver, ne istiyorsa ver şu adama. Al benim telefonu gel. Bir bakar mısın? Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar hala benim parayı vermedi. Nakit mi verecekti? Allah razı olsun. Tamam bankanda mı var, nakit mi var senin? Şey verdim bu arkadaşa verdim. Ben de şu anda birine verdik nakitim zaten yok.
Tamam buna da ver, buna da ver. Tamam ver lan, onu daha ver. Ne veriyorsan ver şu herife. Allah kahretsin, gel gel. Tövbe tövbe. Şahin, bir yere gidersek beni kucaklasana. Tamam. Oğlum, sen zannettin şey. Araçlara bin, araçlara. Tamam mı canım? Hiç bin mi? Bu hayır. Oğlum ikile lan artık. Ya saplarım sana. Hani? Ya sokuyorum bunu ya. Tamam ben çıkıyorum, tamam. Alex, Alex gel gel. Tamam. Abi sen onun kusuruna bakma abi. Hadi ikileyim bunu hadi. Hadi görüşürüz. Vallahi bak sen mal mısın? Ya Resulullah'ım ya. Adamı hadi, kendimden hadi. Para vereyim de beğenmiyor. Hadi araçlar hadi. Lavuğa bak ya. Canını şey kurtardı ya. Paranı derdi de. Taylan nerede? Bilgim yok patron. Taylan uyuyakalmış. Laz gel. Geliyorum ama. Salazar sen bu arabaya geç. Böyle. Amcayı görüyor musun? Parayı aldı. Müptezel ya. Yere koydum onu, yerdekini al. Salazar kardeşin nerede? Efendim? Ever onlardan, burada patron. Ever hey. Onlardan birini kullanıyor. Tamam hadi takip edin hadi. Tamamdır patron. Bu Salazar'a bir rütbe atlatın. Onu hallettik biz ya. He siz mi hallettiniz? Ne oldu rütbesi? Neydi? Galiba beta'ya mı yükselttik onu? Beta diye hatırlıyorum. İyi iyi hayırlısı olsun. Bak ben söyleyecektim bizimkiler yapmış. Bakayım abi. Aynen beta. İyi. Nasıl gidiyor Laz? İyi baba biraz uğraşıyoruz. Bugün yoğundur herhalde. Biraz bizim İtalya'da kış geliyor ya. O tarafa, köy tarafına biraz yardım. Gittim geldim. Evet. Organize işler. Ulan bir de Southside basalım mı anasını satayım. Bir de oraya çökelim. Hiç uğraşmadık bugün diyorsunuz ama bir uğraşalım. Oğlum bugün içinden geçtik ortalığın, kaç tane adam kestik. Ben geldikten sonra zaten 5-6 tane adam geldi. Dur bir baronu arayayım da durumu bildirelim. Carlos Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Bitonas için. İyiyim, siz nasılsınız? İyi dostum. Müsaitseniz bir durum bildirecektim size. Tabii müsaitim. Şimdi ben bu Sanchez'i dünden beri arıyorum. Birkaç istihbaratçıyla da görüştüm ama bu adamlar uyanmıyorlarmış. Evet ben de öyle duydum. Yani bunların şehirdeki akıbetiyle ilgili de bir bilgim yok. Ben araştırmaya devam ediyorum. Mekanlarını falan da gözlemletiyorum ama bu adamlar ya herhalde şehri mi terk etti ya da bir derin bir uykuya mı yattılar, inzivaya mı çekildiler bilmiyorum. Ama olayın takipçisiyim, bilginiz olsun. Tamamdır dostum, yani ben de toplantıdan sonra gerekli yerlerle görüştüm. Bu adamlar bayağıdır uyanmıyormuş, öyle bir şey duydum. Hmm. Ama şehri terk edip terk etmediklerinden emin değilim. Sen gene hani kulağında olsun. Bir şey duyarsan gereğini zaten senin yapacağından eminim ben. Onun dışında da desteklik bir şey olursa telefon 7/24 açık biliyorsun. Tamamdır. Ararsın. Onun tamamdır. Dışında yakın zamanda seninle bir görüşelim. Müsaitsen bu akşam veya yarın. Olur, yarın görüşelim isterseniz. Tamamdır. Ben saati size bildiririm. Mesaj atarım. Tamam Carlos Bey, yarın sizi ziyarete gelelim. Tamamdır dostum. Tamam, kendine iyi bak. Görüşürüz. Baron bizle görüşmek istiyor. Acaba ne görüşmek istiyor? Görüşelim ama bir silah verirse daha mutlu oluruz. Ya bir silah olsa. Neyse dur biraz daha bugün şehri kanaya bulayalım da. Belli mi silah ne zaman gelecek? Salı çarşamba falan galiba ya. Bayağı bir uzun bir süre ama ne yapalım işte. Yine var ya ona. Bayağı var yine. Ben sana maille bir şey attım bu arada. Ha gördüm, ne iş o? Seninle gidelim. Şey mi lens bizim... mi o? Lens. Benim hoşuma gitti. Sen de gider belki. Olur, bir denerim. Biraz bana farklı bir şey atmış. NV ile ilgili bir şey atmış. Onu da bir deneriz. Acaba ne görüşeceğiz? Kartellik mi? Martellik mi? Zorto mu? Mırto mu? Nedir bilmiyoruz. Vay Mustafa Efe'ciğim. Benim Mustafa Efe'm. 24 FM 24 şu an düşünmüyorum ya FM 24. FIFA var mı? Bugün belki duruma göre bir FIFA atabiliriz yani. Belki birkaç tane daha haber. Gerçi adamları kestik şimdi. Bir daha haber yollattık.
Bir daha üstüne bir daha kesmeyelim. Ama hangisine? Önlerinden geçip bir tilt edebiliriz ha. Rebels ya, içinden geçtik ya bunların. Ha, ben yoktum o sırada. He, ora bir bastık bunların mekanı da. Bıçakla mı? He. Bıçakla çok zor oluyor fightlamak ya. Zor oluyor. Bu kez en çok kendini severim. Ha, ekipteki kızla görüşecektik değil mi Alperen? Evet. Bizimkiler ekibe en son kız almayalım abi modundalardı ama ne oldu da kız aldılar bilmiyorum, bir bakalım. Sen telsizdesin değil mi Les? Hı hı. Sor bakalım Sıraç ne yapmış o işi? Heriflerin mekanı dağıtmış. Sıraç. Sonra bir daha gelen yok. Ne yaptın o işi? Belediye işi galiba. Ha, belediye işi. Tamam, çözülmüş. Çözülmüş değil mi? Çözüldü. Ben izin aldım. İzin almadan mekan basar mıyım oğlum? Biton'un 5 tane oğlu var, bir tane kızı yok. Bir tane kızı yok. Gerçeği olacak inşallah. Almi ile Salvat'ta var. Telsizli değişin ifşa olduysa. Nasıl ifşa ettiniz onu telsizli? Abi Sims komik oluyor. Hep FIFA, hep FIFA nereye kadar? Valla Sims'i seviyorum ama FIFA da şu aralar çok sarıyor ya. Bu aralar FIFA'ya iyi sardım yani. Dünkü maçlar falan çok güzeldi lan chat. Son maç özellikle. Evet, bir görelim bakalım durum neymiş. Southside'da sadece bir tane chat'e vardı, Vagos. Onun dışında bir şey yoktu. Aa, o zaman esas o zamanlar boş. Öyleydi en son. Bir ara güzeldi, kalabalıktı ya. Ballas olaydı, ballasa salardık ama ballası yoksa dost yoktur. O zaman hüküm süreriz değil mi? Yok yok bir şey. Şuna bir soralım bakalım kimmiş şurada kere. Kaçıyor galiba. O arabaya biz yetişemeyiz de bizim çocuklar yollayalım. Yok, kaçmıyor bence öyle. Dur bakayım. Kaçması için bir neden yok. Kaçıyor mu sence? Kaçıyor baba. Normal gidiş değil o ya. Durduk yere niye kaçsın ki ya bu? Şu araç Dubs'a yetişemiyor ya. Dubs'a çok hızlı ya. Çok saçma hızlı. Siyah adam tarafından yine mağdur ediliyorum. Herif yok oldu. O gitti. Ama zaten Southside'da hiçbir araba yoktu yani. SS boş şu anda ya. Şehirde de çok aksiyon yok. Üst kasaba mı takılıyorlar, ne haber? Ya silah olmadığı için şimdi tabii doğal. Gerçi o da var. Bir daha bir dalalım şu sağ sayta. Tam bakamadık bu eleman kaçtığı için. Allah, VLOX bırakmış mı? Banlanmış mı? Ne olmuş bilmiyorum. Yani niye böyle oldu VLOX? VLOX benim sevdiğim bir adamdı ya. Bence gayet de iyiydi yani. Kendi mi salmış, banlanmamış mı? Başka bir araç daha var. Bu da kaçacak mı? Bakalım. Yok gibi. Dostum merhaba. Dostum duyuyor musun?
Evet buyurun. Ya buralarda kimse yok mu ya bu mahallede yaşayan? Ya bir tek Magoslar var bir sanırım yanlış biliyorsan. Öyle mi? Dongo olanlar evet. Sağlam mı? Sen kimsin dostum? Kafanda taco var. Evet merhabalar tanışalım bakalım. Onlar ben inşallah. Alexen'den patron geldim size. Neyin? Yok, evet abi. Alexen'den patron geldim size. Benim kuzenim sahip. Lan bağırmayın duymuyorum herifi. Aresemlak öyle mi? Evet. Bekler. Nerede sizin dükkan? Bizim dükkan hemen şurada ileride. Şey tarafında tam olarak GPS var gerçekleri de galerinin arkası taraf. Galerinin arkası bizim oralar, galeri bizim biliyorsun. Evet. Anladım. Aresemlak. Zaten evet. Daha önce zaten bir tabeyle de anlaşmıştık sanırım bir konuşmamız geçmişte. Anladım. Sizin patron kim? Sizin patronumuz Lucas Baston. Geçen gün toplantıda karşılaşmıştık sanırım. Anladım. Siz Southside'de yaşamıyorsunuz değil mi? Yok, hayır. Anladım dostum. Tamam. Tamam dostum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İyi günler. Vay be, taco adam. Oğlum bu Southside'ın... Evet, hakimiyet yapacak bir şey yok. Burada boş ya bura. Burak abi sürekli olarak arkada cızırtı sesi var. Cızırtı sesi mi var arkadaşlar şu an? Ben duymadım kral. Arabadan mı geliyor? Ha bilmiyorum ki. Ha şu egzozun patlama sesini diyor galiba. Silah olsaydı da silahla uğraşsaydık değil mi? Silah olsa yukarılarını da görürdük ya. Çıkardık bir şeyleri kasabaya. Mekanik yapalım. Elbet biri gelirdi orada. Aha. Benim tansiyonum çok fena düştü. Ne oldu? Kendimizde miyiz? İyiyiz. Acayip oldum ben de. Tamam. Bir mekaniğe geçelim bakalım. Bir aktif verelim. Belki birileri gelir ha. Kimi güldürürse güldürsün. Umurumda değil. Umurumda değil. Kral senin belki hoparlörün veya kulaklığınla alakalı bir şey olabilir. Temassızlık. Çünkü bir cızırtı sesi yok. Bir de benim zaten mikserde filtre olduğu için cızırtı bile olsa sana gelmez o ses. O yüzden bilemiyorum yani bir cızırtı var mı yok mu? Benim duyduğum bir şey yok yayında şu an. Seninle ilgili bir durum olabilir belki. Mekaniğe bir ilan versinler bakalım aktif diye. Bir mekaniğe aktif atalım bakayım. Şey yoksa baba, iş yoksa halı sahaya 7-8 kişi civarındayız, haberin olsun. He, ona bir yarım kızla tanışalım patron. He, bir tanışalım bakalım kimmiş bu kız. Şu benim arabayı da birisi temizleyip tamir etsin. Mita patronun arabasını da temizle tamir et. Telsiz mi değiştiniz lan? Değiştik ya abi. Aktif verin o zaman, yanlış telsiz söyledim ben. Yazdık ya, dur. Aktif verin, aktif şeye. He, mekaniye. Aktif atıyor çocuklar. He, atmış 10 dakika önce atmışlar. Martin. Para yolladım atın ilan. Atmışlar 10 dakika önce atmışlar. Dur. Getirin bakalım şu yeni çalışanımız hanımefendiyi. Adı ne kızın? Elena galiba. Elena. Hı-hı. Oğlum en son siz almayacağız patron falan filan diyordunuz. Bana kalsa almazdık da Okan abi alın onu. Niye almıyorsunuz eve? Mekanik için aldık ya. Ha.
Gel bakalım kızım, gel. Merhaba patron. Merhaba. Nerelisin sen Elena? Ben Rusum. Annem Rus. Türk. Neresi Rusya'nın? Rus sesi bir babam tanıdık geliyor. Moskovalı ama ben Kazakistan'da doğdum, büyüdüm. Kazakistan'da. Evet. Biliyor musun Kazakça? Hayır, bilmiyorum. Gerek yok zaten. Kazakistan'da hep Rusça mı konuşuyorlar? Evet. Rusça'ya hakimsin ama. Hakimim. Rusça, Salvatore en güçlü ailedir. Nasıl deniyor? Söyle bakalım bize. Salvatore, simye, очень сильный. Oğlum bu Salvatore nasıl bir aile? Çok havalı lan. Oç koç bir şey dedi ama arada. Şey dedi ama. Yok patron, asla küfür etmem. Bir kere daha de bakalım Elena. Salvatore, simye, очень сильный. Ya oç boy, terbiyesiz. Fena kaydı lan. Salvatore diyor, oç boş diyor sanki, bilmiyorum. İyi bakalım Elena. Şimdi normalde bizim ailemizde aslında eskiden kadın çalışanlarımız vardı. Bence kadın çalışan önemlidir. Ben kadın erkeğin eşit olduğuna inanıyorum ama niyeyse bizim kadın çalışanlar bir süre sonra bir şey oluyor, ölüyorlar, kalıyorlar. Bir tanesi Yunan sularında yüzüyor, bir tanesi havalimanında birini vuruyor falan. O tarz işler oluyor. O yüzden senin uzun bir ömrün olmasını diliyorum. Umarım bu ailede mutlu ve uzun bir hayat yaşarsın. Teşekkür ederim. Sizinle beraber tabii ki de. İyi bakalım. Tamam, hoş geldin kızım. Akıllı bir kıza benziyor. Patronun eli... Patronun elini öp kız. Sıkıntı yok. İyi bakalım, hadi hayırlısı. Oğlum artık kapıları açtıysanız bence başkalarını da alabilirsiniz. Yandık. Değerlendiriyoruz. Ben çok şey yapmıyorum, mantıklı bakmıyorum ama bir düşünelim. Ya şöyle yani. Şimdi ben aslında farklı bir yapı aklımda hep var. Mekaniği sadece kadınlar yönetsin istiyorum. Baba biz aynı fikir. Biz de bak, kadınlar erkek eşitliğine okeyim her türlü. Kadın da gelsin, sıkıntı yok. Ama geldiği zaman bizim ekip farklı şeyler ne hale geldiğini sen de biliyorsun. Sıkıntımız o. Yoksa mekaniğe gelsin. Bir hafta içinde ekip çok sıkıntı gelsin, bir hale alıyor. Hiç sıkıntı yok. Ama ekip sapıtıyor. Sen denersen de şey yaparız yani, dersen deneriz yine. Fark etmez de. Ya bak Elena ne güzel, aklı başında bir kız. Ya kızlarda sıkıntı yok. Teşekkürler patron. Sapıtılmamasının uyarısını yapıyoruz. Bizim taraftan patlıyor sonra olay. Evet, sen sapıtıyorsun Bülent. Sen evli adam. Evlisin sen bak. Eşi dostu tamam, varsa alın, çağırsın onu. Alın. Bir görelim, bir bakalım ne olacak. Okay. Son bakıyorum, sene artık ne yapıyorsak yapalım. Bundan sonra yok. Son bir deneme şansı. Son yıl. Sonra zaten Mayıs'ta taşınacağız. O yüzden. İnşallah. Son sene. Hadi bakalım. Baba biz hemen gelemiyoruz. Sen kendi adına. Ben oraları bir hakimiyeti kurarım. Sen, ben sonra hemen gelirim. Ben git kontrol et baba, biz sonra gelelim. Geliriz artık biz. Ben hemen gelirim. Hepsi konuşuyor. Konuşuyor kızlarla. Ulan sen parasını bir şey deme Ali. Ulan manyak mısın ya? Hallederiz. Beş gittik ver, göz aldık. Beş. Göze çıkıyor mu ya? Lan göz almaya geçtim. Gözün çerçevesine para biriktirmek lazım. Sen bir şey mi yapıyorsun? Bir güzel bir kokusu var. Bir kurabiye kokusu gibi bir şey var evde. Çerçeve olmadan gözüne bakıyorsun. Sen çalıyorsun, çırpıyorsun. O senin işin de. Ya sırat. Çok güzel bir koku geliyor buraya. Bir şey mi yapıyorsunız mı sakta? Yemek oğlum, yemek. Şey ya, bir tane ayakkabı var aklımda, onu buldursun abi. Buldururuz abi, 500 TL. iPhone'la getirelim. Niye müşteri yok oğlum? Patron, çünkü herkesin mekaniği var. Mekanik ne para kazandı? Biz bir bakalım şu mekaniklerde kim iş yapıyor Laz'la. Biz geleceğiz, tamamdır. Siz burada kalın. Tamamdır. Bakalım en kalabalık mekanik hangisi? Ona göre çökelim ha. Hattayım. Elena bir gel. Evet geliyoruz. Canım sıkıldı, kurabiye yaptım. Ciddi misin Dubicim? Şu an... Ya sen bir tanesin. Ne oldu? Bir bakalım hangi mekanikler var. Tam bilmiyorum ben de. Arabada bakarım ben. Ya ne daşşaklı bir aileyiz arkadaş ya. Aha bak şu. Şu benim araba. En sağdaki jip. Ya da bak senin arabanın.
Aman oğlum. Aman şey yavrum. Şey kalkar. İyi misin lan? İyiyim. Şey şey oğlum yoktur. İbrahim Tatlıses gibi atladın lan arabanın önüne. İyi misin lan? İyi misin oğlum? Manyak ya. Şurada kapitel var. Bakalım. Hepsini gezelim tek tek. Tamam. Kimi aldığını sen bilirsin. Kimi güldürürse tüm mekanikler dolu bu arada. Umurumda değil. Evet, kapitalde hayat yok şu an. O zaman kapital şuradan boş. Devam edelim bu. Devam edelim. Kuantum illegal mekanik bu. Kuantum. İllegale gidelim yoksa? Gidelim, hepsine gidelim. Tamam. O bölgede 3 tane var. Kuantum'a. Hmm. Kuantum mekanik. Güzel isim. Kuantum mekanik güzel isim. Beğendim. Bakalım iş yapıyor mu isimle. Abicim o ne? Bir tane az daha çok istiyorum. Allah. Ha, bundan mı? Ben şeyden sandım. Tamam sağ ol canım. Ha? Yayından sonra sağ yerim. Sağ tarafı yani. Boş. Burası da boş. Başka? Bir de arkası. Bakalım nasılmış. Güzel. Şey mi var bunda? Tahin mi var? Tahin tadı geldi ağzıma neyse. Sağ taraf boş gibi. Boş. Boş. Şu aşağısı var bir. Allah arkadaşlar. Bundan sonra en altı var. Aha burada bir... Bir kişi dostum, bulduk. Dostum kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Hoş sen geldiniz. Mi bakıyorsun? Buyurun. Hı hı, evet ben. Nasıl işler? İşler cacık ya, açık konuşmak gerekirse yok denecek kadar az. Durgun değil mi bayağı? Bayağı durgun çünkü şehirde herkes araba alamıyor maalesef. Hmm, ondan diyorsun bir ha. Bir de çok fazla mekanik var sizlerin de bileceği üzere. Doğru doğru diyorsun. Tamam sağ olasın, kolay gelsin. Rica ederim, ne demek, size de kolay. Ne iyi adam lan bu. Güzeller bu adam bu kadar iyi. Kim bu, Vigil mıydı? Ha, ha bunlardan bir şey kalmıştık. Biri var. Oy. Kendi adamlar arabalar büyük ihtimalle. Aynen. Araba var ama boş genelde. Arabayı koy. Reken sizin mi? Yok değil. Hey kolay gelsin. Sağ olun. Ne oluyor lan, yine hype train hype train bir şeyler oluyor. Şimdi Kerem doğruş bize abone olmuş. Hoş geldin Kerem. Mekaniklerin hepsi boş ha Lez. Hiçbiri iş yapmıyor. 8 var en altta. Allah Allah, bu mekanikler niye iş yapmıyor acaba lan? Millette acaba mekanik yaptıracak para mı yok? Gerçi kaç gün ya. Oldu ya, soygun yok, bir şey yok. Herhalde para olmuştur millette. Para her türlü. İyi misin? Ne? Baba. İyiyim. Ben şu an avudayım. Ve gaza basmıyorsun, duvarın içindeyiz. Yapma deme ya.
Ya. Eyvah kesin şu gidiyoruz an... yine. Ben şeyin tabelanın altındayım şu anda. Acaba sadece sen mi yoksa komple mi gideceğiz? En son ben dün böyle olmuştu. Ben seninle konuşuyorsam büyük ihtimalle komple gideceğiz. Yapma ya. Vallahi. Ulan dün en son böyle sen olmuştu. Sen neredesin? Halı sahaya gittik. Biz heriflerin mekaniğe geldik şu an. İyi bu boş şu an. Ovuda da kimse yok. Hemen infosunu vereyim sana. Adamların mekanik de boş. Aha araba da bozuldu. Hadi bakalım. Adamların mekaniğin içinde kaldık lan. ben şu anı buradayım ulan. Oğlum araba kaldı. Evet gitti server. Telsiz var mı bakayım? Aha kendime geliyorum lan galiba. Sen kendine geliyor musun? Ben hala buradayım. Evet ben bayağı sıçtım şu an. Garip duygular içerisindeyim biraz şu an. Oo ben cebimi falan da açamıyorum. Aynen ben de. Gittim. Ha gittik ha gideceğiz modundayız şu an. Gelin gittim. Gittin mi? Ben de gittim. Aynı saat değil mi arkadaşlar? Dünle aynı saatte gittik. Sıkı tutunduk ama yine de gittik. Vallahi öyle oldu. Evet hemen bir bakalım genel sohbete. Fena gittik bir anda. Arkadaşlar daha oyun değiştirmek için erken. Birazcık bir bekleyelim bakalım ne diyecek yönetim. Sevgili kankam. Simsiyah kişilik de ortada yok şu an ama. Bu arada harbiden bize adamlar diyorlar. Biz diyoruz ki hani önemli bir işimiz çıktı yarın yapalım. O da olumsuz diyor. Toplantıyı Numenor kendisi iptal ediyor yani. O gelen iki tane eleman troll müydü yoksa harbiden Numenor'lar mıydı bilmiyorum. Numenor'sa da bir de kendilerine Numerol falan diyor yani. Onu da anlamadım. Evet server gitti. Zonguldak kömürü gibi adam. Zonguldak kömürü gibi adamsın diyor. Evet bize yine bizim moderatör ekibi yardırmış. Aferin moderatörlerim ya. Moderatörlerim bu sporu yapıyorlar. Dün beni biraz moderatörlerim kızdırdı ama yine de bu sporu yapıyorlar değil mi arkadaşlar? Vallahi biraz daha bekleyeyim haftana bana dikkat açmayınız. Şimdi siyah adam da olmadığı için hani server'ın durumu ne zaman olacak bilmiyorum. Ömer Korkmaz 2 kişiye abonelik hediye etti. Sağ ol Ömer Korkmaz. Oğlum Ömer Korkmaz bizim Martin değil mi lan? He Ömer? Abi herhalde Mustafa Efe para çekmeye gitti. Uzun süredir abonelik gelmiyor demiş. Çok sıçan. Ya adam daha ne yapsın? Bugün 800 kişiye abonelik hediye etti adam ya. Reis yapacağını yaptı zaten ya. Ne yapıyorsun lan Martin? Nasıl gidiyor? Orpsi'yi arkadaşlar şu an açık değil. Bakımdaydı en son. Cüneyt oraya baya bir düzenleme getiriyor. Onu bekliyoruz. Nay 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 nay. Geldik oyuna. Yayınlar abi sağ ol. Lüzyon kardeşim benim. Ömer Korkmaz, Martin. Evet Salvatore ekibi. Bak nasıl abonelikler ediyorlar. Oğlum bir Salvatore ekibine de buradan. Şimdi bir de kendi ekibimi de kınayım. Salazar bizim ekibe katılalı ne kadar oldu? 1000 kişiye abonelik yolluyor. Burada bizim diğer çocuklar Salazar'la kapışamıyorlar. Bir de kendi ekibimle dur şimdi bir kapıştırayım dur. Bu benim ekip yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bizim belki gerçi benim çocuklar vefalı lan. Benim çocuklarla kapıştırmayayım ben. Düğünüme geldiler. Düğünümde para topladılar. Para taktılar. Bizim belki gelemedi ama çelenk yolladı. Bizim çocuklar da vefalı çocuklar. Şimdi bizim çocukların da hakkını verelim yani. Seviyorum. Ekibimi seviyorum.
Hepsini kardeşim olarak görüyorum gerçekten. Yani onlar böyle şey değiller. İyi çocuklar yani. Efendi çocuklar. Laz gelmedi. Laz niye gelmemişti lan benim düğünüme? Benim düğünüme niye gelmedin lan Laz sen? Hemen bin kişi abone olayı yapacak Laz. Niye gelmedin lan sen? Fiko sen de, Fiko sen niye gelmedin lan düğüne? Fiko da gelmedi. Bak vefasız Laz yazıyor bir de. Gerçi bizim düğün olduğu zaman sen bizim ekipteydin değil mi la Fiko? Benim zaman mefhumum gitti ya. Kenny abi hiç görmüyoruz. Nerelerde o? Kenny çalışıyor ya. Çocuğun vakti yok yani. Aziz Yıldırım açıklama yapıyor. Susmayacağız, geleceğiz mi diyor. Ne alakalı? Siyah adam bana mesaj atmış bakalım ne demiş. Ha evde değilmiş. Vallahi arkadaşlar siyah adam evde değilse bu server kolay kolay geleceğini zannetmiyorum ben kısa sürede. Ha yo geldi la galiba. Ama millet giriyor server'a aktif verilmeden. Ney 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 ney. Ya baktığın zaman 3 saatte olmuş. Geçelim FIFA'ya madem. O yüzden biz bir daha düğün yapalım. Çok mantıklı bir fikir tabiciğim. Hadi ya hadi FIFA'ya geçelim. Zaten olmuş 3 saat. Ona çöktük buna çöktük. Biraz da FIFA atalım hadi. Bizim çocuklara bir söyleyeyim. Gerçi onlar hazırlamışlar galiba. Biraz da mesaj at. Boş ver abi. 3'er FIFA atak demiş. Atak hadi. Alo. Alo. Hoş geldin. Hazır mısınız FIFA'cılar? Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Hadi bakalım. Dur Leo da gelsin. Gelsin. Melih'i de çağırın. Melih'i de çağır. Dün hadi nasıl? Şovumu nasıl yaptım ama dün? Nasıl forvet şovumu yaptım? Berkay bu saatten sonra artık şey değilsin abi. Sen. Santrafor değilsin bu arada. Kendine yeni bir yer bul. Biz bir ara yine Age of oynayalım bu arada. Yok. Mis gibi oynayalım. Ya. Niye bıraktın? Oyunları mı çalıyorsun ya? Mükemmel oynuyor. Koyunlarını çalıyordu değil mi lan? Koyunlara fısıldayan Berke. Arkadaş galiba 11 kişi olacağız la bu gidişle.